Merhabalar, ben Aslı, Pilates eğitmeni. Daha önceki videolarda omuz egzersizleri, arka kol, ön kol, karın egzersizleri, bacak egzersizleri yapmıştık. Bugünkü egzersizlerimizde bacak, arka kol, ön kol egzersizlerini kombine şekilde yapacağız. Şimdi yine tekrardan bir terabanta ihtiyacımız var. Şimdi uzun oturuş yapacağım. Uzun oturuşta terabantı ayaklarımın arka kısmına yerleştirdim. Dik durdum, omurlarımı uzattım. Dizlerimi sıktım. Terabantı sıktım, kısalttım. Dik durdum. Kollarım düz, nefesimi aldım. Nefesimi verirken geriye doğru terabantı çekiyorum. Ve bırakırken nefesimi alıyorum. Burada omurlarımı uzatıyorum. Karnım hep içeride. Hareketi yaparken sağa sola bakmamaya çalışın. Bunu yine 6 tekrar en az. 8, 10, 12, 15, 20 tekrara kadar çıkabilirsiniz. Hareketi yaparken bileğinizi bu şekilde bükmeyin. Ve mümkün olduğunca çok önemli dik durmaya çalışın. Arka kol egzersizini yaptıktan sonra bir tane ön kol egzersizi, ayrıyeten omuz başlarımızı ve duruşumuzu düzeltecek bir egzersiz göstereceğim. Terabantı yine sardım. Dirseklerim geride. Dik durdum. Dirseklerimi vücuduma yakınlaştırdım. Omuzlarım kapalı olmayacak. Yukarıda olmayacak. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken ellerimi yana doğru açıyorum. Bu egzersizi yaparken dirseklerim geriye gitmeyecek, yana açılmayacak. Tek yapmam gereken şey ellerimi yana doğru açıp yavaşça kapatmak. Nefesimi veriyorum. Nefesimi alıyorum. Pilates duruşunu zaten öğrenmiştiniz. Omurları hep uzatıyoruz. Ve mutlaka karnımız içeride. Boynumuzu sağa sola hiçbir zaman oynatmıyoruz. Nefesimi verdim. Aldım. Diğer hareket de bardak tutuşu. Terabantı isterseniz şu şekilde dolayabilirsiniz. Ya da belli bir mesafeden tutup kısaltabilirsiniz. Yine dik duruyoruz. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken ellerimi yana doğru açıyorum ve kapatıyorum. Bu harekette omuz başlarım çalışıyor, ön kol çalışıyor ve duruş için çok güzel bir egzersiz. Özellikle kifoz rahatsızlığınız varsa kifozun giderilmesi için önerilen bir egzersizdir. Bunu yaparken şöyle düşünün. Bu bir bardak, içinde su var. Egzersizi yaparken bardak hiçbir zaman şu şekilde olmayacak. Yani içindeki su dökülmeyecek. Yanlış hareketi gösteriyorum size. Bu şekilde yapmayın. Bilek bu şekilde dönmeyecek. Dik durdum. Yana doğru ellerimi açıyorum, nefesimi veriyorum. Yavaşça kapatıyorum. Bu egzersizde omuz başlığınız yanabilir. Korkmayın. Tek yapmanız gereken egzersizi yaparken başınızı sağa sola çevirmemek ve sırtınızı düz tutmak, karnınızı içeriye çekmek. Yavaşça hareketi bitiriyorum. Şimdi ayağa kalktım. Lunge egzersizi. Sol bacağımla başlayacağım ben. Sol ayağımı öne attım. Dizim böyle bu şekilde, ayak parmak ucum geçmeyecek. Arka bacağım düz bir şekilde. Dik durdum, karnım içeride, terabantımı geriye doğru iterken nefesimi veriyorum ve nefesimi alıyorum. Burada üst bacak çalışıyor ve arka kolla beraber sırt kaslarım çalışıyor. Nefesimi veriyorum ve alıyorum. Nefesimi verdim, aldım. Karnım hep içeride. 10 tekrar yaptım ve hareketi yavaşça bitirdim. Sonrasında sağ ayağıma aldım terabantı. Sol bacağımı geriye doğru açtım. Dik durdum. Terabantımın direncini arttırdım. Karnım içeride, nefesimi aldım. Nefesimi verirken geriye doğru terabantı
Çekiyorum ve yavaşça öne doğru bırakıyorum. Nefesimi veriyorum. Nefesimi alıyorum. 10 tekrar yaptığımı düşünün. Sonrasında yavaşça ayağa kalktım. Bu arka kol egzersiziydi. Bir de bunun ön kol versiyonunu yapalım. Tekrar lunge pozisyondayım. Terebantımı kısalttım. Dik durdum. Bu sefer avuç yukarıya bakıyor. Nefesimi verdim ve aldım. Nefesimi verdim, aldım. 3 ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyerekten devam edebilirsiniz. Sonra sağ bacağıma terebant koydum. Tekrar duruşumu düzelttim. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken terebantı kaldırdım ve yavaşça aşağıya doğru indirdim. Nefesimi verdim. Aldım. Hareketi yaparken üst bacağınızda yanma hissedebilirsiniz. Tek yapmamız gereken şey boynunuzu sağa sola oynatmayın. Ve bükülü olduğunuz diziniz ayak parmak ucunu geçmesin. Karnınız hep içeride olsun ve omuzlar hiçbir zaman yukarıya doğru yükselmesin. Yavaşça geriye doğru toparlanıp aşağıya doğru esneyip belimi rahatlatabilirim. Yavaşça yükseldikten sonra aşağıya doğru tekrardan çömelip kol ve belimi esnetebilirim. Yavaşça yükseldim. Bu açıda da üst bacağım esneyecek. Yalnız diz problemi olanlar bu şekilde oturuş yapmasınlar. Pilates'in bacak egzersizi. Buna omuz egzersizini de ekleyeceğiz. Squat egzersizini göstereceğim size. İlk önce terebantsız yapayım. Geriye doğru popomu indirirken dizlerim hiçbir zaman ayak parmak ucumu bu şekilde geçmeyecek. Arkada bir sandalye olduğunu düşünün. Sandalyeye doğru otururken popom geride ve yavaşça yükseliyorum. Nefesimi verdim. Yükselirken nefesimi aldım. Karnım hep içeride ve omuzlarım aşağıda. Göğsüm karşıyı gösteriyor. Şimdi squat egzersizimize omuz egzersizini ekleyeceğiz. Yavaşça otururken sağ dirseğimi yukarıya doğru kolumu kaldırdım. Ve yavaşça yükseldim. Nefesimi veriyorum. Yükselirken nefesimi alıyorum. Nefesimi verdim. Nefesimi aldım. Dördüncü tekrar. Ve beşinci tekrar şeklinde devam edebilirsiniz. Sonra terebantı diğer ayağımın altına aldım. Ayaklarımı omuz genişliğinde açtım. Terebantımın direncini arttırdım. Nefesimi aldım. Nefesimi verirken squat'ımı yaptım, kolumu kaldırdım ve yavaşça aşağı indim. Hareketi yaparken çok kolunuzu kaldırmaya gerek yok. Omzunuzu zorlamayın. Tek yapmanız gereken karnınızı içeriye çekmek. Omuzlarınız hep aşağıda olsun. Nefes alın. Hareketi yaparken nefesinizi verin. Bugünkü egzersizimizde Pilates'in bacak egzersizleri. Aliyeten omuz, arka kol, ön kol egzersizlerini de ekledik. Videomuzu izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. İyi günler.